Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Audi A5. Aracımızın orijinal konsert audio sistemine özel bir parça vasıtasıyla birazdan sayacağım özellikleri kazandırdık. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz ondan bahsedelim. İlgili konsert audio'nun kendi orijinal ana ünitesinin arkasına bir sigara paketi büyüklüğünde bir parça takıyoruz. Bu parçamızın adı interface. Soketi soketin herhangi bir kesme biçimi olmadan. Üstteki orijinal ekrana herhangi bir müdahale yok. Yaptığımız işlemin bir USB konnektörü var. Torpido içerisine çekiyoruz. Bu USB konektörü ne işine yaradığını birazdan video içerisinde bahsedeceğim. Yine aracın orijinal mikrofon altyapısı olan araçlarda orijinal mikrofonu söküp yerine yeni orijinal tarzda Voswagen mikrofon takıyoruz. Olanlarda değiştiriyoruz. Olmayanlarda da mikrofon hattına ilgili kısma çekiyoruz. Bu araçlara bir eklentimiz geri görüş kamerası. Video içerisinde kameranın şeklinden de bahsedeceğiz. OEM diye adlandırılan özel fit bir kamera takıyoruz. Geri vites alıyoruz. Kameramız devreye giriyor. Park sensörleri çalışıyor. Boşa da ileri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Audi A5 ya da A4 konsert audio sistemine özel bir parça vasıtasıyla Apple CarPlay, Android Auto özelliklerini kazanan bir parça takmış olduk. Sistem nasıl çalışıyor? Araca her birini dinlediğiniz zaman Apple telefonumuz varsa Apple CarPlay kablosuz, Android telefonumuz varsa Android Auto kablosuz olarak bağlanıyor. Her iki akıllı telefondan Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma torpido içerisinde çektiğimiz USB konnektörü üzerinden çalışmış oluyor. Yine aynı USB konnektörü üzerinden videolar ya da müzikler de açabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bir geri görüş kamerası dileyen kullanıcılar için de ön görüş kamerası sistemi tamamına kazandırılmış oluyor. Yapıyı tamamıyla konsert audio sistemlerinde ilgili joystick vasıtasıyla ya da direksiyon simidinin sol tarafında bulunan tuş vasıtasıyla da kontrol etmiş olabiliyoruz. Yine ses açmalar, ses kısmalar, bas konuşa kadar tüm sistem çalışmış oluyor. Şöyle Apple CarPlay'den birkaç örnek yapalım. Spotify'dan bir müzik açtık. İlgili joystick'i ilgili kısmı tamamıyla joystick gibi kullanıyoruz. Ses açmalar, ses kısmalar, şarkı geçişlerini. Yine bu soldaki tuşlarda tamamıyla joystick gibi çalışabiliyor. Öyle gördüğünüz gibi. Şuradaki tuş geri dönüş tuşu olarak çalışıyor. Yine joystick vasıtasıyla dönüşler yapabiliyoruz. Joystick yapısı dönüyor. Müziği durduralım. Direksiyondaki bas konuşuyor, bir örnek yapalım. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da mı, nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 29 derece. Bugün en yüksek sıcaklık 30 ve en düşük sıcaklık 20. Gibi kullanıcı gözünü yoldan ayırmadan, direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi Apple CarPlay'den ilgili tuşu bas konuşarak kullanarak yapabilecek. Android telefonlarda da bu ilgili tuş Google Aslan'ı sorunsuz bir şekilde aktif etmiş oluyor. Standart Apple CarPlay arayüzü, çıkış yaptık bizim interface'in arayüzü. Android telefonu varsa da keza aynı şekilde Android telefonlardaki Android Auto da kablosuz çalışmış oluyor. Geri görüş kamerasını biraz önce bahsetmiştim. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera, derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu anda orijinal Audi'lerde olduğu gibi şu mavi alan aracın referans aralığını, trajektör desteği de şu turuncu çizgilerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Park sensörleri de yine diyaframda çalışmış oluyor. Aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Audi A5 ya da A4 konsert audio sistemlerin tamamına orijinal yapıyı bozmadan biraz önce detaylarını bahsettiğimiz interfezi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş oluyoruz.